Sayın izleyiciler, Adana ili Sayın Beyli ilçesinde Naltaş köyümüz tüm şehir yasasıyla Naltaş mahallesine dönüştü. 30 Mart 2014 günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde Naltaş köyünün son köy muhtarlığını yapan Sinan Menteş bu mahallenin ilk muhtarı olarak seçildi ve tarihteki yerini aldı. Mahalle muhtarlığını hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Efendim biz Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi araştırmacı gazeteci olarak mahalleye dönüşen köyleri ziyaret ettiğimizde hizmetlerin tamamlanmadığını görüyoruz. Ancak size de öncelikle bu yolunuzu sormak istiyorum. Yolunuz çok bozuk, daha stabilize. Değil mi efendim? Evet. Yani o kadar bozuk ki anlatmakla olmaz sayın izleyiciler. Bir dönem köy muhtarlığı yaptınız. Bu yolun asfalt yapılması için mücadele ettiniz mi sizlere soruyoruz. Mücadele ettik. Evet. Ben muhtar olmadan önce burada hiç kepçe krater köy bilmezdi. Evet. Ben olduktan sonra altyapısını genişlemesini büyük ihtimal yaptık. Şimdi de asfalta yapmaya başlandı. Şeyden başlanmış, o göbellerden başlanmış. Göbellerden bu tarafa doğru gelecek. Bizim evet, Çeralan'a doğru geliyor. Evet. Çeralan'dan burası zaten çok bozuk. O civarda başlanmış yol yapımı. Evet. Sizin bu tarafta daha yapılmaya başlanmamış. Yani Çeralan'a kadar çalışmalar devam ediyor. Daha işte mucur döküyorlar. Altyapısını oluşturuyorlar. 2-3 kilometrelik bir yere asfalt dökmüşler. Biz aslında buradan başlaması istiyoruz. Burası son köydü. Yani zaten. Sayın Beyliği'nin burası son köyü. Doğru mu efendim? Buradan sonra Tufan Beyliği'nin köyleri başlıyor değil mi? Evet. Evet. Buraya kar yağdıdan önce buradan başlayacaktı. Nasıl olduysa biz de takip edemedik herhalde. Oradan başlandı. Yine gelecek buraya da zaman... İnşallah gelir yani. Ben o düşüncede değilim. Yani bazı yerleri görüyorum. Mesela o Hamit Beyliği'ye gittiğimizde 4 kilometrelik yer toprak kalmış. İlerisini yapmışlar. Geride ilk karakuyunun oradan bırakmışlar. Orası da çok bozuk. Yani buranın diyor 4 kilometrelik asfaltı başka bir köye aktarıldı diyor. Orası öyle kaldı. Yani şimdi siz bunun basın yayın yoluyla veyahut da işte yetkililere ulaştırmazsanız burası böyle 9 kilometre kalır. Kaç hane burası efendim? Kaç haneden oluşuyor bu mahalle? 40 hane. 40 hane. Nüfusumuz ne kadar? 135. Seçmen sayımız? 120. İşte bu nüfustan dolayı böyle şeyler hep biz Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak hep bunlara denk geliyoruz arkadaşlar. Yani nüfus az olduğundan dolayı hizmetler yapılmıyor. Ancak neticede burada Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarını, bu dağları, bu ormanları burada sizler bekliyorsunuz, sizler koruyorsunuz. O nedenle verginizi de veriyorsunuz. Biz mutlaka bu yolun da asfalt yapılmasını istiyoruz ve buradan Hüseyin Sözlü'ye sesleniyorum. Ben Yol Şube Müdürlüğü'nün yani neden ortadan başladıklarını buradan soruyorum gazeteci olarak. Bu Naltaş Mahallesi Sayın Beyliği'nin son köyü, buradan başlayarak asfaltın gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Veyahut da en baştan başlaması lazımdı. Ortadan başlamışlar değil mi efendim? Evet. Ortadan başlamışlar. Yani biz her zaman eşitlik ilkesine uyulmasını istiyoruz. Her ne kadar bu mahallenin nüfusu az da olsa burada Torosların güzel insanları, güler yüzlü insanları oturuyor. Yani ben Toroslarda ikamet eden bu mahalleye dönüşen köy halkını da çok seviyorum. Hem Feke'de hem Sayın Beyli'de. Hangi köye gittik bizi güler yüzle karşıladılar. Hepsi misafir etmek istediler. İzzet ikramlarda bulundular. Onun için çok teşekkür ediyorum. Şurada da size göstermek istiyorum sayın izleyiciler. Yöresel elma ve üzüm burada. Kendi muhtarımıza da teşekkür ediyoruz. Evet muhtarım, altyapı kanalizasyon yapılmış mı? Hayır, altyapımız kanalizasyon yok. Bu konu için müracaat ettiniz mi? Evet ettik. Ne zaman ettiniz efendim? Önceki dönemde müracaat ettik. Ettiniz. Hı. Şimdi biliyor musun Adana Büyükşehir Belediyesi bu mahalleye dönüşen köylere altyapı kanalizasyon yapılmaması konusunda meclis kararı almış. Hı. Bilgin var mıydı bu konudan? Hayır. Yok bak, biz gazeteci olarak bundan bilgimiz var. Ve bunu da bu sayıda soruyoruz. Bu kararı neden aldınız? Yani madem bu köyler mahalle oldu, merkez mahalleler hangi hizmetleri yapılıyorsa bu mahallelerde aynı hizmetler yapılmalı değil mi efendim? Evet. Yani o zaman kağıt üstünde niye mahalle oluyorsunuz? Sabah bir gün içme suyu zamlanacak değil mi efendim? Çöp vergisi, çevre vergisi vereceksiniz. Atık su vergisi vereceksiniz. Bak Feke'de Sülemiş muhtarımız atık su parası gelmiş. Diyor kanalizasyon altyapı yok, bize bu parayı niye 15 lira niye alıyorlar fazladan? Mahkemeye veriyor, haklı. Yani sabah bir gün size de aynısı olacak arkadaşlar. Uyanık olmazsanız her hane burada 15 lira atık su parası ödeyecek. Altyapınız var mı? Yok. Bu para neden alınıyor? Buradan yetkililere soruyoruz. İşte biz gazeteci olarak sizin hakkınızı savunuyoruz arkadaşlar.
mücadele ediyor. Bu dağın tepesine geldiysek Adana'dan burası tam kaç kilometre efendim Adana'dan burası? 200 kilometre. 200 de gideceğiz 400 kilometre değil mi efendim? Doğru. Bizim suyumuz zabattan dışarı kalacak ama parasını evet yani bak biz sizin her konunuzu çözüme kavuşması için mücadele ediyoruz arkadaşlar. Muhtar arkadaşımız buraya ilk etapta geldik. Daha önce başında ne geçmiş bilmiyoruz. Ama biz onu da yazarız. Hemen paradan bahsetti. Üzüldük yani. Çünkü biz halk için ve kendisi için mücadele ediyoruz. Kendisi de biliyor. 440 lira alıyorlardı hanımefendi. Hani muhtarımızın annesi. Buradan da açıklıyorum sayın izleyiciler. Kendisine de izlettim. Milletvekilleriyle, AK Parti Genel Başkan Yardımcısıyla röportaj yaptık. Muhtarların maaşı çok yetersiz. Araçların yakıtına yetmiyor dedik. Ki burası çok uzak ilçeye ve ile. Yine Antalya'da bir köy Manavgat'ta 75 kilometreydi. Antalya Kaş'ta 75 kilometre. Yeşilbarak köyü. İle daha uzak arkadaşlar. Antalya'nın bir ucundan bir ucu 640 kilometre. Muhtar bu iki sefer Antalya'ya gitse verilen para bir hafta bile yetmiyor. Size de yetmez yani. Evet onun için yani muhtarların maaşını zor şartlarda arttırdık arkadaşlar. Kamuoyu oluşturarak arttırılmasını sağladık. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu kurulalı ilk olarak muhtarların maaşına %100 zam geldi. 440 liraydı 875 lira oldu. 4 lirası damga vergisi kesiliyor 871 lira alıyorlar. Onun için de muhtarlar bize teşekkür etmesi lazım. Değil mi efendim? Biz bak 200 kilometre geldik 200 kilometre de gideceğiz. Niye? Burada dediler ki yani köy yolu toprak dedi arkadaşlar. Onun için özellikle geldik. Biz bu çağda bak size de gösterdim. Bu çağda köy yolu toprak olur mu diye başlık attık. Çünkü bir ülkenin ilerlemesi muasır medeniyetler seviyesine çıkması yol su elektrikten geçer. Değil mi efendim? Buradaki köyün daha yolu toprak. Gaziantep yöresinde birçok yere gittik. Antalya'ya, Hatay'a, Mersin bölgesine toprak yollar kalmamış. Neden burada yani Çukurova'nın ne güzel bu Toroslarında bu güzel insanlar buraları bekliyor. Neden yolunuz bu zamana kadar asfalt yapılmadı? Hep muhtarlar sadece maaş almış yemiş bana ne demiş. Değil mi efendim? Ondan mı Çukurova Kozan'dan yukarıyı görmüyor? Ona da evet beyefendi burada da evet köy halkından. Sizi tanıyalım. İsim ne? Yaşar Menteş. Yaşar Menteş. Akrabası mısın? İhtiyar yaşı birinci ağız. Eskiden bundan önce bir dönemde ben muhtarlık yaptım. Mücadele ettin mi efendim? İyi yine geldin. Evet. Adana'ya gittim. 10 sefer köy hizmetlerine kaç tane dilekçe verdim bir yol için. Ancak yolu bizim şuranın bir yol vardı. Ancak yolu köy hizmetleri ağına aldırabildim. Başka bir şey yapamadım. Asfalt yaptıramadın değil mi? Yok. Evet işte bak basını çağıracaktınız. Sizin gibi adam şu anda 5 dönemdir muhtar. Bak Adıyaman Besin'de bir muhtar 3. dönem asfalt yaptı. 3 kat asfalt yaptırmış arkadaşlar. Gaziantep Dicip'te adam bak 2. kat asfaltını yaptırmış. Yer pırıl pırıl yol. Ama can burada neden yani burası burada insanlar yaşamıyor mu? Ya burada köy ufak değil küçük. İşte onu ben söyledim. Burası yani eğer biz bu 100 oyu var diyor. Alsam ne almasam ne diyor adam onun için es geçiyor. Evet. İşin açıyor. Evet muhtarım ben size az önce söyledim. Eğer yani biz yani bizim gelmemiz buraya sizin için altın sayılır. Tabii, yani eğer buradan ortadan başlanmış. Yani böyle biz Türkiye'nin hiçbir yerine görmedik ortadan başlanan bir yer. Yani burayı yapma düşüncesinde değiller gibi bana geldi. Onun için biz buranın da asfaltının mutlaka yapılmasını istiyoruz. Evet. Ha burada yani az insan nüfus yaşayabilir ama ben buraya bir defa geldim. Arkadaş üzüldük yani. Bizim burada şoför dedi ki ben dedi buraya misafirliğe dahi gelmem dedi. Düşünebiliyor musun? Gidiyorlar o şehirleri bizim bu fakir şehirleri görmüyorlar. Yani. Evet bu da muhtarımızın annesi isim neydi efendim? Mümine Menteş. Evet. Evet. Bir seçim zamanı geliyorlar burada bizi görüyorlar. Reyimizi istiyorlar. Ondan sonra bitiyor. Yok. Değil mi? Bir gelen yok, bir giden yok. Yolumuzu gören yok. Öyle kalıyor işte. Evet, muhtarımızın babası isim ne efendim? Ali Menteş. Evet, Ali amca. Bu muhtar oğlun ilk dönemde sana ben baba muhtar olmak istiyorum diye sordu mu? Sordu. Biz kendi aile arasında karar alarak köy halkına da münasip görürseniz biz muhtar adayıyız dedik. Sağ olsun köylümüz de münasip gördü. İki dönemden beri de tercih ediyorlar. Biz de elimizden geleni baba oğul, ben 65 yaşında adam halen ulaştığım yerde köye hizmet etmeye çalışıyorum. Ve ömrüm olduğu müddetçe gücüm yettiğine kadar da etmeye çalışıyorum. Fakat ufak olduğundan anca balık gölüne göre büyür atasözü misali işte öyle olup geliyor yani. Evet işte bugün Süremiş'te adam dağın tepesine sulama göleti yapmış arkadaşlar. Yaptırmış muhtar. Üçüncü dönem seçilmiş.
Bizi hem evinde misafir etti, ağırladı. Buradan da o arkadaşımıza, Hasan Gezer arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Güzel hizmetler yapmış. Yani muhtar isterse hizmet alıyor arkadaşlar. O da mahalle muhtarı, köy muhtarı da değil. Merkez mahalle muhtarı arkadaşlar. Onun için yani mutlaka iletişimi kullanacağız. Ha, muhtarımızın sayın izleyiciler, orada bilgisayarı var, görüyorsunuz, güzel. Kendisini zaten görür görmez tebrik ettim. Teşekkür ediyoruz. Sayın Beyli de ikinci interneti ve bilgisayarı olan arkadaşımız. Ancak bunu da almakla olmaz. Mutlaka bu iletişim ağını kullanacağız. Kendi yararımıza. Bu köyümüzün her ne kadar burası sayın izleyiciler mahalleye de dönüşte Torosların tam tepesinde burası bir köy değil mi efendim? Köy. Kağıt üstünde mahalle yapıldı. Biz de kağıt üstünde mahalle olmasını istemiyoruz. Yani üzülüyoruz buradaki güzel insanların neden hizmet almadığını. Diğer yerlere gidiyoruz. Hizmet almış. Bir ya Gaziantep'te bir köyde bir metrekare taşı koyacak yer kalmamış. Her tarafı parke taşı döşemişler. E burada var mı? Bir metrekare parke taşı döşetilmiş. Sayın Bey'in hiçbir köyünde yok sayılır. Var. Döşenen yerler var. Gördüm birkaç yeri var. Köy meydanına böyle birkaç metre yaptılar da örnek olarak göstermek amacıyla yaptılar onu da. Evet, seçim arifesinde sayın izleyiciler 200-300 metrekare parke taşı döşendi bazı köylerde. Türkiye'nin her tarafında gördük. Mesela Manisa'da arkadaşlar, Manisa'daydım ben o seçim arifesinde. Köyde bir tane parke taşı konacak yer yok. Köylerin girişine getirip parke taşı döktüler. Üçer tır. Yani gidip bakın lütfen. Ama burada neden? Buraya niye? Yani Adana'nın neyi eksik arkadaşlar? Buranın Adana'nın geliri mi yok? Adana'nın geliri Türkiye'nin diğer illerinin çoğundan fazla. Türkiye'nin 5. büyük şehri burası. Doğru mu efendim? Evet ama yani bir hizmet edilmiş burada. Evet. Yok, Adana'nın merkezi çok güzel arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Adana gerçekten Adana. Yani ben birçok büyük şehri gezdim. Adana güzel arkadaşlar. Hem yol sorunu olsun hem altyapısına ilgili pek sorunlar yok. Yani İzmir'i de görüyoruz. İzmir'de Aziz Kocaoğlu da halk tarafından çok seviliyor. İzmir'in 28 ilçesini gezdik arkadaşlar. Değil mi? Yani mutlaka bu hizmetler yapılmalı. Şimdi evet. Sizin her kişi başına Sayın Beyli Belediyesi'ne aylık İller Bankası'ndan ödenek geliyor arkadaşlar. Bu gelen ödeneğin biz bu mahalleye harcanmasını istiyoruz. Daha önceden mesela atıyoruz 150 milyar geliyordu her ay. Şu anda 450-500 milyar para geliyor. Bunun 100 milyarı personel giderlerine çık. Geri kalan paraya her ay bir köyü bir hizmetin yapılır. Doğru mu efendim? Doğru. Fazla da köyünüz yok zaten. Yani biz mutlaka bu hizmetler yapılmalı diyoruz. Köy konağı mutluluk odası var mı efendim? Hayır yok. Taze evimiz? Yok. Sağlık evimiz? Yok sağlık. Yok. Bu Sayın Beyli'nin en uzak köyü sayın izleyiciler. Burada mutlaka sağlık evi olmalı diyoruz ve personeli verilmeli. Çünkü çok uzak, yolda çok bozuk. Burada bir tansiyon, bir enjektör yaptırmak için insanlar tak 50-60 kilometre yol gidecek. Bu nedenle biz Sağlık Bakanlığı'na da buradan sesleniyoruz. Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne de bu insanların mağduriyetinin giderilmesi için buraya bir sağlık evi ve personeli verilmesini istiyoruz. Çocuk parkı var mı efendim? Hayır. O da yok. Bak çocuklar da var burada. Çocuk parkı istiyor musunuz? Evet. Salih miydi ismin? Evet. İstiyorum. Salih değil mi? Evet. Salih. İstiyor musun Salih? Evet. Evet. Muhtarımın kızı isim neydi? Melisa. Melisa. Sen istiyor musun çocuk parkı? İstiyorum. İstiyorsunuz değil mi? Oynayacak bir alanınız yok. Evet. Sayın izleyiciler, biz Türkiye'de Mutluluk Sesi Gazetesi olarak daha önce diyorduk ki şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köydeki çocuğun da aynı hakkı var diyorduk. Buraya da aynı çocuk park oyun grupları kurulmalı diyorduk. Ancak burası da şimdi mahalle oldu. Merkez mahallelere yapılan hangi hizmetler yapılıyorsa mahalleye dönüşen bu köylere de mutlaka aynı hizmetler yapılmalı diyoruz muhtarım. Evet. Hiç parke taşı döşenmemiş, hiçbir hizmet almamış sayın izleyiciler. Yani bu arkadaşımız da ikinci dönem seçilmiş ama bir dönem daha önce muhtarlık yapan arkadaş, ben Adana'ya gittim geldim diyor, bak 200 kilometre ancak yol ağını aldırdım diyor. Yol halen toprak. Şu karşı taraftan size göstermek istiyorum. Orada kış yağmur yağdığında yukarıda evler var. Kesinlikle aracı çıkma imkanı yok. Muhtarı da sorduk, araç çıkıyor mu? Çıkamıyor dedi. Çünkü mutlaka buraya parke taşı döşenmeli. Değil mi muhtarım? Evet. Sağda bir sözünü aldık. Evet, Hüseyin sözü söz mü verdi efendim? Evet. Feke Belediye Başkanımız, Sayın Beyli. Belediye Başkanımız sözü bir aldı. Sayın Mustafa Beyli. Güle, Gökçe, evet. Sayın Gökçe Başkanımız. Evet, Gökçe'nin de sözünde durmasını istiyoruz. Muhtarlarımız da 6 ay bana müsaade edin demiş. 6 ay bitti, 7 ay da bitti. Buradan belediye başkanımızla da önümüzdeki ya yarın ya salı günü görüşeceğiz arkadaşlar. Ona da bu hizmetlerin başlaması için röportaj yapacağız. Onu da izleyeceksiniz. İnternete atıyoruz. Muhtarın bir de muhtarların SSK primleri atılmıyor. Büyük başlık attım gördünüz. Doğru mu efendim? Evet. Gazete elinizde. Muhtarların SSK primlerinin devlet tarafından yatırmasını istiyor musunuz? Tabii istiyoruz. Çünkü ne kadar yatırıyorsunuz SSK primimiz kendin? 390.
390 lira yatıyorsun. Esnaf Bağkur'u yat. Evet. Esnaf. Çünkü esnaflık yapıyorsun değil mi efendim? Taşıma yapıyorsun. Evet. Evet, bu kaç kilometre götürüyorsun bu öğrencileri? 9 kilometre. 9 kilometre. Kaç lira veriyorlar efendim günlük? 104. 104 lira. Evet. Güzel arkadaşlar. Fazla bir şey değil. Muhtarlar en güvenilir insan olduğu için biz bu taşıma işlerinin muhtarlarda kalmasını istiyoruz. Mahalleye dönüşen köylerde dışarıdan başka firmalara verilmesini istemiyoruz. Değil mi muhtarım? Evet. Evet. Evet sayın izleyiciler, Adana ili Sayın Beyli ilçesinde Naltaş Mahallesi Muhtarı Sinan Menteş ile röportaj yaptık. Kendisine muhtarlığı süresince başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet.